Gelin kalkmadı mı daha? Öğlen olsun kalkar. Huy edindi. Ha, 10 günlük gelinlere başka oluyorsa bilmem. 10 günü de bir, 10 yılı da. Şimdiden böyle yapan gelin kocadığımız gün. Ey gidey. Neler yapmaz neler. Ana, ben acıktım. Yemek hazır değil mi? Patladın sen de ha. Hey! Öğlen oldu, öğlen. Recep, çekil üstünden. Arda kalmamış bunlarda. Tüh sebe, tüh. Recep, çekil üstünden. Recep, dur. Karım değil misin? Annen geldi, Recep, dur. Recep, Hacer. Recep, aç şu kapıyı. Dur Recep, yapmasana. Bunların başına bir iş mi geldi yoksa? Ne gelecekmiş ha, ne gelecekmiş? Bilmem, kapıyı gümbür gümbür çalıyorsun ama hiç ses veren yok. Duymazdan mı geliyorlar yoksa? Ne bileyim ben. Ha? Annen geldi Recep, dur. Tüh size be. Kapı yıkılıyor derdiniz değil. Ana, böyle içeri dalınır mı ya? Bak, utandırdın kızı. Utanmayı bilen erinin koynunda bu vakte kadar yuvarlanmaz. Vallahi oğlum, yalanın varsa gözüm çıksın. Git işine oğlum be. Vallahi. Hayatta mı lan bu? Musa. Dalmış yine. Ne düşünüyorsa. Ne düşünecek? Hacer'i düşünüyordur. Musa. Musa. Hacer, kalk temizle şurayı bakayım. Hemen ana. Ne o, gidiyor mu oğlum? Muhtara uğrayacağım ana. Konuşacaklarım var. Dur, ben seni geçireyim. Sen önce işini yap, ben geçiririm. Hadi oğlum, güle güle. İşin rast gitsin ha. Oğlan az yoruluyordu ya. Şimdi 2 kat yorulacak. Kolay mı? Bir boğaz çoğaldık. Ne oğlum, sen hala Hacer yolu mu bekliyorsun? Deli misin nesin? Kız evlendi gitti, Recep'in oldu. Vazgeç şu sevdadan. Musa, şşt, alo. Allah Allah ya. Belki Recep yolu bekliyordur, ne malum. Kolay mı Hacer'i bırakıp gelmek? Salak bir Recep Hacer, salak bir Recep Hacer varken. Senle artık, senle artık, ne iş olur oğlum? Artık, ne iş olur oğlum? Hacer'i var oğlum, var. Hacer'i var, Hacer'i var, Hacer'i, Hacer'i var, Hacer'i. Gebertirim lan seni! Abi, abi, abi yapma, yapma. Muhtar. Hayrola taze damat. Kahve yollarına erken düşmüşsün. Ben kahveye diye çıkmadım muhtar. Ben seni arıyorum. Diyeceklerim var. Şöyle oturup biraz konuşsak. İyi. Akşama gel. Ne diyeceksen o vakit dersin. Sabah sabah başım çekmez şimdi benim. Muhtar. Muhtar. Şimdi konuşalım. Bak. Akşamı bekleyemez. Mühimdir. Neymiş bu kadar mühim olan? Öğrenelim bakalım.
Allah Allah. Var bu işte bir hayır. Bakalım. Bir de biz öğrenelim şu işi. Hacer. Ha. Yanıma gelsen de sana bir şey desem. Sen de, ben duyuyorum. Ama böyle olmaz ki. Olur olur, sen söyle. Hacer. Ne? Benimle evlenir misin? Ah, hayır. Hayır mı dedin? Peki öyle olsun. Of. Evet, evet, evet. Bacaksız seni. Boyundan büyük laflar ediyorsun ha? Evin kirli çamaşırları dursun. Sen bacak kadar çocukla kikirdeş ha? Yok ana ben... Sus da işine bak. İyice aklanana kadar yıkanacak. Gülsüm ablam da yardım eder. Hemencecik biter. Sen karışma bakayım. Hem Gülsüm'ün işi var. Efendim güzel yavrum. Ana bak. Böyle nasıl oldu ana? İyi iyi. Fazla süslenme de gelin çatlamasın. Aman isterse patlasın. Bana ne? Maşallah çok güzel oldum böyle. Allah nazarlardan korusun. Mühim şey dedin oturttun bizi. Sustun kaldın. Yoksa benim parayı mı getirdin ha? Muhtar, daha dün yuva kurdum insaf. O nasıl söz öyle? Beni ilgilendirmez. Bana ne olacak? Yuvaysa kendine kurdun. Bana mı kurdun da dikleniyor? Yok öyle demedim ben. Öyle demedim böyle demedim. Ne diyeceksen de biz de işimize bakalım. Şey diyecektim muhtar. Ne? Yani şu senin borcu... Yani iki ay daha... Ne iki ay be? İki hafta bile beklemem. Benim de kendime göre işlerim var Recep. Düğünün çıktığı hafta öderim diyen kim ha? Kim? Kim? Ben. Evet doğru. Sen ya. Sen. Sen tabii Recep. Hadi olmasa neyse. İnekleri satar borcunu ödersin. Allah Allah be. Evlenirken iyiydi. Sat ağırdaki hayvanları öde borcu. Hayvanları satarsan ne yer ne içer gariban muhtar?
Ama alırken böyle konuşmuyordu. Para bulamazsam İstanbul'da çalışmaya gider, yine öderim diye atıp tutuyordu. Görüyor musun bak? Nasıl yan çiziyor şimdi? Görmem mi? Ya. Ya hayvanları satacaksın, ya İstanbul'a gideceksin. Hiçbirini yapamıyorsan evlenmeyeceksin o zaman. Değil mi? Evlenmeyeceksin. Değil mi? Madem hayvanların çok kıymetli, o vakit gider İstanbul'a çalışırsın. Bana borcu var, borcu. Ödeyecek. Hadi görüşürüz muhtar. Allah Allah. Ona para ver, buna para ver. Sanki darphaneyiz. Tövbe tövbe. Hacı. Şu haline bak Hacer Hanım. Şu ellerinin pisliğine. Recep anasına hizmetçiliği almış seni. Bana varacaktın Hacer. Benim olacaktın ki o zaman... Bak. Şu ellerine bak. İlk günden yarılıp kan oturmuş. Bahçeden ot sökmeye adam mı kalmadı da seni koşuyorlar? Yazık sana Hacer. Yazık. Şu güzelliğin, şu gençliğin Recep'in yoksul evinde tükenip gidecek. Ama ben senden vazgeçmiş değilim. Sen bir he de yeter ki. Bana tamam de. Al beni kaçır de. Yanlış yaptığını kabul et Hacer. Seni mutlu ederim. Sultanlar gibi yaşatırım kız seni. Hacer. Bırak Deyyus. İnşallah ağzın kilitlenir. Kilitlenir de bu kara lafları bir daha çalamazsın. Bana bak Musa. Bana bak hele. Bir daha karşıma çıkmayasın. Yoksa Recep seni sağ komaz. Ne duruyorsun git hadi. Yıkıl karşımdan. Ne duruyorsun? Çok korktum. Hem senden hem Recep'inden. Recep'ine git de ki... Musa bana göz koymuş. Ne yapıp ne edip beni dağa kaldıracakmış de. Yürü köpoğlu yürü. Yürü. Hacer. İnekleri satar borcunu ödersin. Nerede kaldı lan bu Allah'ın beceriksizi? Gelir şimdi. Merak etme abi. Ha geldi işte. Tamam mı Recep girdi mi içeri? Şimdi girdi. Ya hayvanlar? Ahırda. Güzel.
Güzel. Havanın çökmesini bekleyelim. Sonra dalarız içeri. Bakalım neler yaptın ha? Günün nasıl geçti? Bütün gün oyun oynadım abicim. Mm-hmm. Damat abim benim. Sus kız. Damatlık mı kaldı? Hacer. Al şunları. Bunlar ütülenecek. Kağıt gibi olsun ama. Hacer yengen nerede? Nerede olacak? Odasında. Ne yapıyor Allah bilir. Ne varsa o odada. Çıkmadı bütün gün dışarı. Yeni gelin tafrası yapıyor. Ama yengem sabah bahçede ablama... Sen elini yüzünü yıkadın mı bakayım? Yıkadım tabii. Yok yok ben görmedim. Yürü. Recep abla ya. Yemek hazır. Yürü söylenme bakayım yürü. Hacer, ne oldu? Bir derdin mi var? Yok, ne derdim olacakmış? Bütün gün odadan dışarı çıkmamışsın. Ben mi? Bütün gün. Hı-hı. Ya evet, çıkmadım. Çıkamadım. Üşüramda bir ağrı. Ama öyle anlatılacak hal gibi değil Recep. Garip. Ağrı mı? Hı-hı. Keşke anama söyleseydin. O sana ilaç yapardı. Çay kaynatırdı. Yok canım, ne lüzum mu varmış? Hem sen gelince tümden geçti. Sen benim her şeyimsin. Sevdiğim güzel kadın. Recep Efendi'nin son umudu sizlersiniz ha? Hiç hayvana umut bağlanır mı Recep? Akılsız Recep. Bakmayın, davranın hadi. Tamam, hemen. Neyin var Recep? Susma. Söyle ne olur. Sen sustukça kalbime oklar saplanıyor sanki. Sana kötü haberim var Hacer. Muhtara borcumu ödemem için hayvanların hepsini satmam şart oldu. Hayvanları satarsam da... Artık bunları kendi boynuna takarsın Recep.
Biz kayboluyoruz, tamam mı? Değil. Çok konuşmayın da yürüyün. Hayvanları çıkarttık. Konuştuğumuz gibi. Bundan sonrası senin. Biz yokuz. Ben noktayı koyana kadar devam. Ha? Yoksa sen gitmek mi istiyorsun? Ha? Efendim? Yoksa sen bilirsin. Yokum dersen noktayı koyarım. Tamam mı? Tamam. Bu muydu kötü haber dediğin? Sat inekleri, borcumuzu öde. Boşa dert çekmeyelim. İnekleri satarsak asıl derdin büyüyor o zaman. Anlamadın mı Hacer? Zor günler çekeceğiz. Yarı aç, yarı tok. Olsun. Senle olsun da yarı tok yarı aç olsun. Sat hayvanları. Muhtara borcumuz neyse öde. Başımız dik gezelim Recep. Arkamızdan kimse kara laf etmesin. Karın dediğin kolay doyar. Laf dediğin silinmez. Sen ne güzel bir insansın Hacer. Sen benim canımsın. Hey, hey. Ha? Oh. Maşallah, maşallah. Al bakalım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Delirmiş bu. Hadi ayrını gör. Sağ olasın. Hadi. Hayırlı olsun. Uyu sen Recep, uyu. Bunlar son tatlı uykuları. Keyfini çıkar. Sen inekleri alıcıya ararken ben çoktan buldum. Şimdi sıra. Sıra. Kalk hadi. Abim inekleri satacak mı yenge? Hı hı. Sat bakalım Recep efendi, sat. Kolay alındıydı zaten. Hayvanlar yok ana. Ne? Mallar gitmiş ana. Ne diyorsun? Yok. Aman. Yok, götürmüşler. Olamaz.
Allah'ım! Oğlum koş, ne duruyorsun? Etrafa bak! Hadi koş, koş! Ah dertim bacım, dertim. Çok uğurlu geldin, bak gözün aydın. Vay anam, vay dertli başım, ah kadersiz oğlum. Ana kadersiz, savurma kendini, gözünü seveyim, hastalık çökecek üstüne. Kim yapar, kim yapar? Kim gel ana, gel, sakin ol, üzme kendini anacığım, gel. Başımıza bunlar da mı gelecekti? Ah. Recep abim başka evde kalır. Vicdansızlar, Allahsızlar, kitapsız hayvanlar. Ne yapalım işler Mehmet? Uğraşım ona. Borçlarımızı ödemeye çalışalım. İyi, iyi, güzel. Hadi bakalım. Benden. Sen mi götürdün? Sen mi? Hanginizden? Ne oluyor Recep? Ben de size sorarım muhtar. Ne oldu ha? Kim çaldı hayvanlarımı? Cevap verseniz ha. Kim yapar bunu? Niye susuyorsunuz? Ne istediniz benden? Kim ha? Hanginiz? Recep, göz görmeden dil suçlamaz. Lafına sözüne az dikkat edeceksin. Bunu yapan her kimse hanesine dört çizik atsın. Ayağını denk alsın. Gayri benden olacak. Can evine dört kurşun artık ne olur. Allah büyük. Çalışır öderiz. Neyle Hacer? Hayvanlar olmadan olur mu? Hem... Hem ne? Muhtarın borcu. O borç beklemez Hacer. Beklemez. Muhtarın ağzı fena işliyor. Bir laf eder. Zaten sinirim tepemde. Şeytan diyor... Sus. Kötü laf çalma. Hem vardır bir hal çaresi. Var Hacer. Bir çare var. Sen ne dersen var. İstanbul. İzin ver gideyim. Para biriktirip hemen dönerim. Ne iş olsa yapar 6 ay. Hadi bilemedin 7 ayda doğrulturum o parayı. Hacer, 3 gün daha kalıp gideyim. 3 gün mü? 3 gün? Yok,
Ben salmam elimi İstanbul'a. Göndermem seni. Göndermem seni. Hacer. Hayır. Hayır. Abicim. Yengen sana emanet. Ben yokken ağlarsa benim yerime gözünün yaşını sen sileceksin, tamam mı? Tamam. Oğlum. Tamam. Oğlum. Allah'a ısmarladık. Güle güle ağam. Bacım. Şu parayı biriktireyim, hemen döneceğim. Bir daha hiç ayrılmayacağız Hacer. Ne olursun ağlama. Mektubu sık yaz. Senden haber alamazsam ölürüm. Hiç merak etme. Her gece mektup yazacağım. Hem telgraf da çekerim. Bugün telgraf çektim miydi, yarın senin elinde. Üzülme ne olur. Kınalım, Leyla'nın bir aylık gelinim. Gün yüzü görmemi sevdiğim. Asma yüzünü ne olur. Bak gör, sonramız iyi olacak. Güzel olacak yerimiz. Hacer, habersiz koymam seni. Ama telgrafa çok söz sığmıyor. Recep'im telgrafa az yazdı diye küsme olur mu? Ha? Yok, küsmem. Küser miyim sana hiç? Telgraf dedikleri daha mı tez gelir ha? Tez de laf mı? Kuşlardan hızlı kanatları var. Bir hamlede gelir, gör bak. İyi o zaman. Madem ertesi gün gelirmiş, sen telgraf yaz. Az laf sesi mühim değil. Sen hep telgraf yaz. Ben beklerim. Ben senin de kara tellerin de yolunu gözlerim. Bir gün usanmam, aman demem, yıldım, yıkıldım gayrı demem. Beklerim. Sen de deme Recep'im. Bil ki bu tellerin bir ucunda senin ellerin, bir ucunda benim gözlerim.
Bak. Bu Recep abin. Bu da sen. Yanıma gel. Yanıma da. Cemile. Cemile. Geldim ana. Bu gençlikte neler geldi. Cahil başıma. Kuşları mı sayıyorsun? Yoksa kuş kanadından haber mi bekliyorsun kız? Defol git Musa. Az kaldı. Bak. Dağlara bak. Görüyor musun acı? İşte senin yeni yuvan. Orada benim olacaksın. Biraz da sen dinle Musa. Hele bana bir dağ dokun. Hele benim yoluma çık. İşte o vakit sen de yeni yuvanla tanışırsın. Aa, iyi bak hele. Bir daha yoluma çıkarsan toprak da senin son yuvan olur Musa. Gecikmeden dağıta. Sonra şikayet ediyorlar. Hadi eyvallah. Ey. Allah Allah. Uşakları vardı kapılarına yetişecek. Gördüğümüzü veriyoruz işte. Muhtarım ben, muhtar. Allah Allah be. Aman. Hacer. Hacer. Neredesin kız sen? Sana diyorum kız, neredesin? Ben bahçeye gitmiştim. Gel şunları al. Abim yok diye öyle fellik fellik gezemezsin ona göre. Ne gezmesi Gülsüm? Bahçeye gitmiştim. Eğer abimin namusuna bir söz getirirsen işte o zaman. Hiçbirimize kalmaz, abimin elinde can verirsin, bunu böyle bil. Bil de öyle zırt pır süslenip dışarı çıkma. Bir daha süslendiğini görmeyeyim. Abim gelene kadar kara yazma takacaksın. Benim yerimi gözünün yaşını sen sileceksin, tamam mı?
Yapma yenge. Recep abim seni çok seviyor. Döneceksene hiç anlatmaz. Sana bahsettiğim arkadaş. Tamam. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Karı gibi kucaklaşıp sarılsaydınız bari. Sizi mi bekleyeceğim? Gel benimle. Adın ne? Recep Usta. Gel. Kalk. Kalk. Hah. Abi çok güzel. Bak. Bak bak. Bu güzelmiş. Ay bu renk bana gidiyor zaten. Bu iyi oldu. Ay bu çok güzelmiş. Evet. Dur bakayım. Ha. Ay bu da çok güzel. Bu da güzel. Şu daha iyi. Ay. Ne oluyor ana? Çok güzel. Ay bunu da alsam mı ana? Al kız al. Aa, elleme. Elin dönene kadar Gülsüm giyecek. Ama ben sana demedim mi abim gelene kadar güzel güzel giyinip dışarı çıktığını görmeyeyim diye. Sana diyorum, duydun mu beni? Hem bu elbise bana daha çok yakıştı, değil mi ana? Tü 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 maşallah, sana ne yakışmaz. Bak bu da çok yakıştı. Ana, yenge, ana. Postacı gelmiş, postacı. Ne, postacı mı? Gördün mü bak? O doğurdu ya sanki. Ey kızına da ne oluyorsa. Al bakayım. Yok ya, niye bırakmasınlar oğlum? Güzel kız işte. Bay Muhtar, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel bir parlatayım seni. İyi olur vallahi, dinlenmiş olurum. Bir de çay içeriz herhalde, değil mi? Bana mektup var mı? Olmaz mı? Yok, sana yok ama bir sürü kişiye var. Dağıt dağıt Ecerde. Bitmiyor. İçeride kaçır tıraş beni, olurken ben de biraz dinlenmiş olurum. Ne gülüşüyorsunuz lan tarla fareleri? Hadi kaybolun. Yürüyün. Gel muhtar, gel. Geç. Oh. Şu telgraf muhtar. Ben derim ki bu bende kalsın. Niye sende kalacakmış? Ne yapacaksın o telgrafı? Sonra sen çok yanıp üzülürsün. Yok canım. Ne varmış ki içinde üzüleyim? Bana mı yazmış, değil mi ya? Seni içindeki niye yaksın muhtar? Recep'in gücü kendine mi yetmiş ki sana yetsin? Bir de bana bak. Bana. Seninle mi uğraşacağım, çekil. Birini üzmek lazım gelirse hani... Ben üzerim muhtar. Hem de fena üzerim. Şimdi ben derim ki... Recep'in mektupları, telgrafları hiç vakit kaybetmeden... doğruca bana gelsin. Olmaz öyle şey. O zaman Recep'e bir telgraf da ben çekerim. Ona derim ki... sen borcunu ödemeyince... bizim muhtar deliye dönmüş. Senin dört hayvanı... dan, 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 dan. Yalan. Ben yapmam öyle şey.
Oğlum yapma. Abi, Niyazi, ya. Ali. Gelin lan buraya. Siz görmediniz mi lan? Neyi görmedik mi? Bak. Bunlar da şahitler. Gördük diyorlar. Ya. Allah Allah. Recep kime inanacak şimdi? Durup durup borç soran muhtara mı? Yoksa üç kişinin şahitliğine mi? Sen bir düşün muhtar. Sen iyi bir düşün. Ben yapmam böyle şey. Allah'tan korkarım. Benden de kork muhtar. Benden de kork. Allah Allah. Jilet takmayı unutmuşum. Hacer, nereye kız? Postacı gelmiş. Recep haber salacaktı. İyi kız, gözün aydın. Ama Recep gideli daha ne oldu? Mektubun bu postadan çıkmaz. Mektup dediğin İstanbul'dan buraya öyle tez gelmez. Mektup değil ki. Recep'im telgraf gönderecekti. Hani şu direklerin tepesine demirden ipler gelmişler ya, ondan. Benimkisi acele mektuptan. Aa, iyi valla. Öyle her gün haber alırsan hiç gurbeti gözüne gelmez. Bak göçer çabuk geçer. İnşallah, inşallah. Hadi görüşürüz. 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 Muhtar emmi, muhtar emmi. Ne var, ne var? Posta gelmiş dediler de, Recep'imden bir haber. Yok. Mektup falan yok. Ama yok, mektup değil zaten. Ötekinden. Recep telgraf yazacaktı da ben onu soracaktım. Telgraf. Telgraf. Telgraf da göndermemiş. Ne mektup ne telgraf. Ama... Çek çek çek. Allah Allah, çattık ya. Seni çok özledim biliyor musun? Ben de seni çok özledim. İyi ki geldin. Çok özlemiştim zaten seni. Gülsüm abla. Hı. Sen ne zaman evleneceksin? Evleniriz elbet. Benim başkaları gibi acelem yok. Hani abim evlenince sıra bana gelecek demiştin ya. Ben onu diyorum. Ne olmuş yani? Abim evleneli çok oldu. Ama sana sıra bir türlü gelmiyor. Ya artık evlenmiyorsun? Köydeki bütün kızlara sırası geldi. Bir seninki gelmiyor. Bana bak bacaksız. Düşman etmez senin ettiğin lafları. O ne biçim laf öyle kız? Kimden öğreniyorsun sen bu lafları? İşin yok mu senin? Ne gülüyorsun? İkiniz de anneme söylemezsem. Ya ben ne yaptım ya? Tekne kazıntısı, ne olacak? Sen görürsün gününü. Yenge, tekne kazıntısı ne demek? Şey demek, şey... Hani ekmek yoğururuz ya büyük ekmek teknelerinde. En son teknenin dibinde kalan hamurdan... Mis gibi kıyır kıyır ekmek olur. Hani hafif de yanar o mis gibi. Herkesin en sevdiği çıtır çıtır yeri. İşte ona tekne kazıntısı diyorlar. Anladın mı şimdi? Sen en çok sevilensin. O yüzden ablan sana öyle diyor. Seni çok sevdiğinden. Beni ablam çok seviyor ha? Abla, ben
ben de seni. En sevdiği talih atmış. Yat artık. Yat da dinlen. Sabaha ezanla kalkacaksın. Hacer'in mektup bekler. Şunu da yazayım yatarım. Adresi vermedin mi? Sana hiç mektup geldiği yok. Verdim ama gelir. Mutlaka gelir. İyi, sana Allah rahatlık versin. Akıl da versin tabii. Neredesin Recep? Hiç mi özlemedin? Sen hiç özlememişsin beni. Haklısın, hiç özlemedim. Neden özleyeyim ki? İnsan nefes almayı özler mi? Balık suyu niye özlesin? Çiçek toprağını. Seven sevdiğini. Özlemez mi? Deli misin sen? Sadece özlem olsa iyi. Bu başka bir şey Hacer. Ben sensiz kalırsam toprağından sökülen çiçek gibi solarım. Hayat sadece içinde sen varsan var. Bundan sonra senin olmadığın yerde benim için hayat değil, ölüm var. Dön artık Recep'im. Hacer'in ölüyor, dön. 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 Hadi kemik. Ha? Dört çağır be. Ben öpeyim de sen bekçiyi çağır. Bu kadar yeter. Hadi siz gidin. Hadi. Bugün hem telgraf hem mektup geldi. Aferin lan muhtar. Daha ne kadar sürecek bu iş? Aylar geçti. Recep gelince hesabını sorar. Hesap işlerine biz bakarız. Hem Hacer'de... Oo, bir aferin dedik, pişman ettin muhtar. Hadi yürü hadi. Fazla burnunu sokmayacaksın. Günah boynunuza be. Ne diyorsun muhtar? Niye muhtar? Seninki boyun değil mi? Telgraflarıma neden ses vermiyorsun? Sen anam Cemile iyi misiniz? Bir haber ettim oldu Recep. Hiç meraklanma Recep Efendi. Hacer'in yakında emin ellerde olacak. Recep. İyi misin? Değilim desem ne olacak öyle? Değilim desem ne olacak?
kimseye güven olmaz. Doğru söylüyor vallahi. Bu devirde hiç kimseye güven olmaz. Şş, Hacer geliyor. Aman gelirse gelsin. Baksanıza delirmiş sanki. O delirmesinde ne yapsın? Yazık oldu şu kıza. Aylar geçti Recep'ten haber yok. Kızım yani ne olacak böyle? Aman İstanbul'da kız çok bulmuştur bir tane. Haklısın, bulmuştur tabii orada şehirde bir kız. Kendine rahat dur. Hiç canım. Akıl var, mantık var. Hadi gidelim. Günah boynuna. Recep İstanbul'da başka bir kıza ev açmış diyorlar. Garibim, Hacer de burada yol gözlesin. Yok kız, Recep yapmaz öyle. İftiradır o. Hadi bu iftira. Aylar geçti, bir haber mi vermiş? Zavallı Hacer her gün kahve önünde haber soruyor. Doğru. Recep de İstanbul'da gününü gün etsin. Erkek suyu işte. Bir aylık avrat demedi. Yazık oldu Hacer'e, yazık. Yazık oldu. Ben aç değilim Cemile. Hadi sen ye canım. Ne olur benim için. Ne olur yenge iç. Sana ne oluyor? Kesesin de çorbanı iç. Ah benim garip oğlum. İstanbullarda yarı aç yarı tok. Kim bilir nerede yatıyordur şimdi? Kim bilir ana? Kim bilir? Belki de pamuk döşekler serilidir altına. Şuna bak hele. Avrat olsaydın da bir ayda kaçırmasaydın oğlumu. Hangi adam yeni gelinin koynundan çıkıp da el kapısına gider ha? Sen oğlanı elinde tut ama. Şimdi de kurtlar kemirir içini böyle. Recep İstanbul'a gittiyse para biriktirmeye gitti. Gönlünü eğlendirmeye gitmedi ana. Çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor elbet. Ne sandın ya? Erkektir. Yorulunca başını koyup dinlenecek de. Oh, onca çalışmaya sefası olsun aslanımın. Ne yapacaktı ya? Ana! Sahi mi kız? Yoksa abim İstanbullarda? Ha, yapar mı? Yapar, yapar. Erkektir. 6 aydır haber gelmiyor. Bak görürsün, koluna ikinciyi takıp gelmezse... bana da Remziye demesinler. Bu bir şeye benzemiyor. İstanbullu güzel çıksa bari. Niyazi, sen içeri giriyorsun. Birkaç kez cama taş atıyorsun. Tamamdır abi. Ben mutfak tarafına geçeceğim. Sen kapıyı tutacaksın. Hacer aşağı inince karşısına sen çıkacaksın. Olur abi. Ben de arkadan yaklaş, ağzını kapatınca sıkıca tutup hemen sırtlanıp gidiyoruz. Olur. Ona abi. Göre ha. Tamam. Yanlışı olanı acımam ki serim. Anlaşıldı mı? Bu gece Hacer'in işi bitecek. Hadi.
Güzel. Delirdin mi sen? Ne oldu şimdi? Hacer, konuşsana. Sen git arkasına baktığın kızla konuş. Benle ne konuşacağım? Delirdin mi sen? Emine'yi tanımadın mı? Teyzemin kızı. Nereye gidiyor diye ona bakıyorum. Emine mi? Hı-hı. Emine ya. Çok mu kıskandın beni? Evet, kıskandım. Elinde ağırmış ha. Günahım yokken böyle yapan kız şeytana uyarsam kim bilir ne yapar. Başkasına bakarsam ne yaparsın kız, söylesene. Öldürürüm. Başımıza ha? Tüh rezil! Nasıl yaparsın bunu ha? Nasıl yaparsın? Ana, ben bir şey yapmadım. Yemin olsun yapmadım. Köyün oğlanları evimi basmış ha? Sana diyorum, sana. Niye ha, niye? Tüh, yazıklar olsun, niye ha? Belliydi. Abim gittiğinden beri süslenip duruyordu zaten. Ana, ben bir şey yapmadım. Hadi oradan be, hadi oradan. Dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek yanaşmaz bir kere. Tüh, yazıklar olsun sana. Oğlumun namusunu 5 paralık ettin. Rezil. Rezil. Tüh. Ben bir şey yapmadım. Ben masumum. Yapmadım. Ben çağırmadım. Allah'ım. Cem. Allah'tan Remzi'ye bizi tanımadan kaçtık. Tüfeği ateşlese postu seriyorduk. Ne yapacağız? Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Hacer'in istediği olacak. Beklediği telgraf gelecek. Gidin! Gidin, konmayın! Tellere konmayın! Hep sizin yüzünüzden! Telgraf deli o! Ağaç dalı mı sandınız? Hey! Telgraf deli! Telgraf deli! Telgraf deli! Hacer, ne yapıyorsun kız? Elinde sopayla ne kovalıyorsun? Delirdin mi? Aha, bu kuşları. Kuş mu? Kuş ya. Hep bunların. Hep bunların yüzünden. Görmüyor musun? Diyorlar Ahmet emmi. Telleri bozan hep onlar. Kuşlar. Recep'in haberi gelecek. Gidin. 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 Allah Allah. Gidin dedim. Manyak mı ne? Gidin. Telleri
morali bozuyorsunuz. Gidin. Recep'imden haber gelecek. Ne haber muhtar? Sağ olasın. Hadi eyvallah. Güle güle. Görüşürüz. Selamun aleyküm muhtar. Aleyküm selam. Musa nasıl gidiyor? Yazıktır Recep'e. Sen bu telgrafı mutlak Hacer'e ulaştır. Çok günah girdik, çok. İmana geldin sonunda ha? Yolun sonuna geldim muhtar. Yolun sonuna. Selamun aleyküm Musa. Oo, aleyküm selam Ali Ağa. Hacer. 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 Telgrafım var. Telgrafım. Al. Alsana. Ne duruyorsun kızım, alsana. Recep'ten. Al. Herkes sevdi yine yavrum böyle yanar. Recep yollamış. Recep'ten. Recep'ten? Evet Recep'ten. Herkes sevdi. Sonunda geldi bak. Recep'ten. Hadi bakalım gözünü aydın. Ne duruyorsun, açmayacak mısın? Bak açmayacaksan geri gönder. Ha. Hadi. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma. Hacer ben İstanbul'da kalmaya karar verdim. Köye dönmeyeceğim. Beni bekleme. Recep. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Telgrafın tellerini arşınlamadım. Yar üstüne yar seni kurşun. Görüyor musun halini? Remziye kız. Hı. Şehre doktora falan mı göstersen? Doktor da niyeymiş, geçer. Bana bak. Hı. Telgrafı okuduktan sonra kendinden geçmiş diyorlar. Kız Recep kötü bir şey mi yazmış buna? Ne yazacakmış canım, Allah Allah. Heyecanlandı besbelli. Geçer geçer hadi. Hadi bir çay hadi. Bir şey içelim hadi bari. Yürü. O kadar hadi. Geldik. Eyvallah. Hacer ben İstanbul'da kalmaya karar verdim. Köye dönmeyeceğim. Beni bekleme. Recep. Köye dönmeyeceğim. İstanbul'da kalmayacağım.
Beni bekleme. Beni bekleme. Beni bekleme. İstanbul'da kalmak. Köye dönmeyeceğim. Hayır! Beni bekleme. Beni bekleme. Köye dönmeyeceğim. Köye dönmeyeceğim. İstanbul'da kalmaya karar verdim. Ay maşallah. Gülsüm kızımız da çok güzel oldu vallahi. Buyurun. Ay bu sene bu kızın iki sıra düğünü görecek var değil mi? Ne de hamar atmış maşallah kızımıza maşallah. Anasını çekmiş bu yıl hamar attı da. Üstüne daha iyisi daha güzel olmuş. Geliş geliyor ev. Ben neler yaptım. Ben gördüm. Bana göster. Bir gösterelim birazdan dur şu çayımızı içelim. Kız Remziye Recep'le gideli çok oldu. Bunca zaman adam bir haber ederdi. Geçmiş telgraf gönderdi işte. Belli ki işi var oğlanın canım. Çok şükür sağ salim diye sevineceğine ayılıp bayılıyor. Aman gelin işte. Ay aman aman. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine akılsız çünkü oğlum. Yok lan. Şişt, gelene bak. Hacer. Bak şu işe be. Biz gökte arayalım kız önümüze çıksın. Hacer. Gece vakti beni aramaya mı çıktın ha? Vay vay. Hem de gecelikle. Sen bugün pek de uysalsın. Aferin. Bak, sonunda anladın ha. Yola geldin. Ama sen üşümüşsün. Kıyamam şimdi ben sana. Musa! Musa!
Musa? Musa, bir şey var mı? Musa, iyi misin? Musa? Musa! İyi misin? Musa, iyi misin? Yok anam, yok. Sende ne ağır kalmış ne namus. Ocağımıza sen bela diye mi geldin ha? Aha, oğlan da gitti gelmez oldu. Hep senin yüzünden, hep. Köy meydanında ayılıp bayılmalar, gece gece evden çıkıp gittiler. Derdin ne senin ha? Rahat mı fazla geldi? Ha? Rahat mı fazla geldi? Söyle. Kime gittin sen kız gece vakti ha? Kime? Söyle. Tüh sana, tüh. Benimle evlensin mi? Olur ama evlenince beni bırakıp hiçbir yere gidemez. Tarlaya da mı? Tarlaya git ama komşu köye gitmek yok. Orası uzak. Dere kenarına gidelim mi? Tamam, olur. Şu ettiklerim bir duyulur. Şu ettiklerim Recep'in bir duysa. Ama duyacak. Elbet duyacak. Eline kan bulaşacak oğlanın. Ama ben çok söyledim. Olmaz dedim. Hacer'den sana karı olmaz dedim. Diner boynuna. Recep İstanbul'da başka bir kıza ev açmış diyorlar. Garibim, Hacer de burada yol gözlesin. Talihsiz oğlum benim. Talihsiz oğlum. Hacer, ben İstanbul'da kalmaya karar verdim. Bula bula senin gibisini buldu. Beni bekleme. Beni bekleme. Beni bekleme. 3 ay erkeksiz kalamadın değil mi? Değil mi? Tüh sana, tüh. Allah kahretsin be. Daracık daracık sokaklar, kızlar misketi varlar, kızlara koca vermiyor, kocaman kocaman karılar. Oy farfara farfara, ateş düştü şamlara, ağzım dilim kurudu kız sana. Recep abim gelmiş, Recep abim gelmiş. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Gülsüm. Ana! Hacer yenge! Ana! Ana! Hacer yenge! Ana! Hacer yenge! Hacer yenge! Geldi! Geldi! Kim geldi kız? Ne bağırıyorsun deli deli? Recep abim! Recep abim döndü! Ne? Oğlum geldi! Oğlum döndü! Recep'im döndü! Recep! Recep! Oğlum! Recep'im! Evladım! Abi! Canım! Evladım! Hacer yok mu? Abicim! Recep abi, seni çok özledim. İyi ki geldin. Çok özlemiştim. Recep! Delirdim oğlum, kaç! Kaç oğlum! Recep kaç! Git! Git oğlum! Recep! Git oğlum! Delirdi bu kız, delirdi, git! Recep! Recep! Neden Hacer? Neden? Neden Hacer? Neden vurdun beni?
Benim üstüme yar sevdiğin için. Gözlerime bak Hacer. Gözlerime bak Hacer. Bak. Şimdi senin üstüne yar sevdiğimle inanıyorsan eğer, çek vur beni. Hiç durma. Buna inandıysan Hacer, buna inandıysan Recep zaten ölüdür. Öyle de ölmüştür. Böyle de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.